Selamlar Deki sınıfından. Herkese merhaba ve çok çok sevgiler. Bu bizim Zetina 325 overlock makinamızın bölüm 2 videosu olacak. İlk bölümde kutuyu açmıştık. İçinden çıkan malzemeleri görmüştük. Genel olarak genel hatlarıyla makinanın ne olduğunu anlatmıştık. Şimdi de ipliklerini takacağız. Bizi yüreğimizin götürdüğü yere kadar götürecek. Videonun uzunluğuna göre, anlatma yoğunluğumuza göre ne kadar sürerse o kadar video çekeceğiz ama tabii ki devamı da gelecek. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Kanalımda birçok dikiş, overlock, kalıp, ustalık eğitimleri, usta öğreticilik eğitimleri ve drapaj videolarını bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı lütfen unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Dikiş sınıfında kalın. Her zaman sevgiyle kalın. Şimdi videomuza dönelim. Masamı hazırladım, kumaşlarımı hazırladım. Her ip için ayrı bir renk hazırladım. Sizin için bunları yapıyorum. Aynı zamanda kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi ve videolarımı göndermeyi de lütfen unutmayınız. Bana Instagram'dan dikiş sınıfı olarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da lütfen ama lütfen yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videonun konusunu onlar belirliyor çünkü. Hadi başlayalım öyleyse. Evet, ilk önce sizlerle kullanma kılavuzuna bakacağız diye bir önceki videoda konuşmuştuk ama kullanma kılavuzumuz İngilizce. Bununla ilgili vakit kazanabilmek için ben arkaya çevirilerimi yaptım. Bunları da sanki kullanma kılavuzundan tek tek anlatır gibi makineyi size o şekilde tanıtmaya gayret edeceğim. Öncelikli olarak bu aksesuar kutumuzun içinden çıkan şu parçalar vardı. Onların nasıl takılacağını göstereceğim. Ama onun öncesinde bir şey daha belirtmek istiyorum. Bir önceki videomda çok bahsetmiştim. Çok söylemiştim. Buradaki ipleri elbette ki size nasıl geçireceğinizi anlatacağım ama şu şekilde iplerimizi buradan kesersek ve diğer ipleri yerlerine takacağımız zaman düşürdüm tabii ki. Gözlüğümü şöyle çıkarayım. Buradan geçirip ipimizi bu şekilde düğümleyerek hepsini tek tek baştan sona tabii ki şu taraftan aslında yapıyoruz. İncecik bir düğüm atarak, incecik çekerek değiştirebiliriz. Ama biz bu ip takmayı öğrendikten sonra yapalım. Yani aslında iplerini takmayı bunun mutlaka öğrenelim. Şimdi ben tek tek bu ipleri çıkarmak istiyorum kestikten sonra. Şöyle bir parçası var. Üzerlerinde bunları birazdan yeniden takacağız. Ama ilk önce çok düzenliyimdir. Evet. Şunlar vardı hatırlayacaksınız. Bunlardan 4 tane çıkmıştı. Şöyle koyuyorum. Bunlar büyük bobinleri kullanırken bobin tutucu olarak kullanılıyor aslında. Ve içinden çıkan 4 adet şöyle fileler vardı. Benim de ilk başta çok ilgimi çekmişti. Ne ola ki bu fileler diye. Bu fileler aslında esnek, çok böyle esneyen ipler için, işte mus ip dediğimiz gibi iplerin kullanırken mus iplerin falan çok esnememesini, gerilmemesini falan sağlamaya yarıyormuş. Bunu ben de hiç kullanmadım. Bunu sizinle birlikte kullanacağız ve ne işe yaradığını öğreneceğiz. Bundan da tam olarak içinde 4 adet bulunuyor. Şöyle göstereyim. Ama ben gene de ev tipi overlocklarda sizlerin çok fazla mus ip kullanmasını da önermiyorum. Mus ipler sanayi makineleri için daha uygun oluyor. Şöyle 4 adet filemiz var. Şunları böyle bir kenara alıyorum. 4 adet de plastik pulumuz var şu şekilde bunlarda. Bunları da ilk önce bunu takacağız. Daha sonra bunu takacağız. Daha sonra ipi takacağız, içine şöyle oturtacağız. Daha sonra da az önce çıkardığım parçayı koyacağız. Böylece makine çekerken, yani overlock çekerken ipimizin böyle sallanmasını ve dikiş ayarımızın, overlock ayarımızın bozulmasını engelleyecek.
Artık ben kameramın yönünü değiştiriyorum ve sizlerle devam ediyorum. Makinayı her seferinde kaldırıp koyarken şey yaptım, kas yaptım, pazu yaptım. Çünkü vantuzları gerçekten çok yapışıyor masanın üzerine ve hareket ettirmek zor oluyor. Bu aslında çok istediğimiz bir şey, çok önerdiğimiz bir şey. Çünkü dikiş dikerken bazı makineler biliyorsunuz yolculuğa gider gibi tıkır 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 elinizin altından gidebiliyor. Bir naylon koydum altına. Hemen geliyorum. Ve şu şekilde daha rahat hareket ettirebileceğim gibi makinamı yerleştiriyorum. Evet, şimdi ilk önce plastik pullarımı alıyorum. Buralara geçiriyorum. Ama bu nasıl böyle geçmedi? Demek ki şöyle olacak diye düşünüyorum. Daha önce gerçekten bunu da kullanmadım. Bobini rahat tutacaktır. Atölyedeyim de üşendim takmaya. Bunları eski usul kara düzen devam ettim. Şimdi de şunları takıyorum. Güzel. Bir şeyle deneyeyim. Şöyle. Evet. Böyle taksak nasıl oluyor acaba? Sanki bu daha iyi gibi oldu. Doğrusunu bilenler yazabilir. İkisi de olur gibi geliyor bana şu an. Ama diğer türlü takalım. Acaba şöyle yapsak? Hiç mantıksız geldi şu an. Evet. Tabii ki şimdi kullanma kılavuzuna bakacağız. Deneme yanılma yöntemlerini de sizinle paylaşmayı seviyorum. Kullanma kılavuzumuz biliyorsunuz ki İngilizce olduğu için çok fazla ayrıntılı paylaşmadım. Ama kullanma kılavuzumuz da şu şekilde takılıyor. Bir böyle, bir böyle. Demek ki ikisi de mantıklıymış. Biz de takarız o zaman. Hatta şunu yapalım. Birini böyle, birini şöyle takalım. Deneme yapacağız ya birazdan. Tekrar bunu böyle takalım. Dördüncüsünü bulayım hemen. Kaçmış benden. Bunu da şöyle takayım. Şimdi şuradaki renklerine göre ip takmak istiyorum ki overlock dikişimizde bozukluk olursa hangi rengin olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Siz de makinenizle ilk tanıştığınızda bunu yapın lütfen. Ve hangisi alt lüperden gelen alt dikişi yapıyor, hangisi üst dikişi yapıyor rahatlıkla görebiliriz. Yeşil ipimi yeşil olana takacağım. Pembeyi pembe olana takıyorum. Burada sırada mavi var ama ben lacivert buldum. Bir tane de mor ipimiz var. Bu dört ipi taktıktan sonra ben şimdi düğümleyerek geçirmeyeceğim. Normal lüperlerden nasıl geçiriyoruz onu anlatacağım. Daha sonra düğümleriz zaten. Şimdi bunu açıp kapatırken baskı ayağımız kapalıyken de yapabilirsiniz aslında. Ama ben baskı ayağımızın yukarıda olmasını tercih ediyorum. Baskı ayağımız zamanla metal yorgunluğundan gitmesin diye. Tabii ki şimdi şunları takmadık. Bunlar küçük makaralar, masuralar için takılacak olan bobinlerde gerek kalmıyor. Şuraya da bir sürü kumaş hazırladım sizin için ki bütün kumaşları deneyeceğiz. Önceki videomda unuttuğum şeyler vardı. Onları anlatmak istiyorum. Dikkatimden kaçmış. Bu burada regülatör, ayak basınç regülatörü. Yani kumaşımızın inceliğine, kalınlığına göre baskı ayağının kumaşın üzerinde yarattığı baskıyı ayarlıyor. Fabrika ayarı 2 olarak geliyor. Gene siz bunu kendi makinenizde mutlaka not edersiniz. Şurada bir şey unutmuştum, onu söyleyeceğim. Bu da bıçak uzunluğunu ayarlamaya çalışıyor. Ayarlamaya çalışmıyor, ayarlıyor. Şunu çıkarayım daha rahat göstermek için. Bunu bir önceki videomuzda söylemiştik. Buradaki kenar uzaklığını ölçme şey yapmaya, ayarlamamıza yarıyordu bu. Biz buna hizalama aparatı diyoruz. Şuradan takılıyor. Şu şekilde ve çıkartılıyor. Göstermek istediğim ise şuydu size. Bu da bıçağımızın, şuradaki bıçağı göstereyim. Tekrar. Şuradaki mesafesini ayarlıyor. Şimdi bakın değişikliği burada göreceksiniz.
İnşallah baskı ayağım yukarıdaydı. Bakın yukarıdaymış. Şurayı izleyin. Ben şimdi burayı çevireceğim. İlk önce nerede olduğuna bakıyorum ayarının. Tekrar kontrol ediyorum. 4 L. Yandan bakınca görememişim şöyle. Tabii benim için de içinde bunlar güzel birer not oluyor. Siz de not edersiniz. Eski haline getirmek için buraya getireceğim. Şimdi burayı takip etmenizi istiyorum. Biraz kamerayı çok döndürmem etmem gerekiyor ama bıçağımızın uzaklığına ve yakınlığına bakın. Şuraya bakmanızı istiyorum. Bakın. Dikişi daraltıyorum. Bununla açıyorum. Açtım. En sonuna getirdim. Gene bana makine tamircimiz ve teknik servisimiz Levent Bey demişti ki hiçbir makinede bunu sonuna kadar açmayın. Mutlaka bir iki tık şöyle geride kalsın. Bıçak değiyor ve bıçağın erken körelmesine neden oluyor demişti. Normal ayarına tekrar ben bunu getirdim. Tekrar ediyorum. Bu kumaş üzerindeki baskıyı ayarlıyordu. Baskı ayağının kalın kumaşlarda yükseltiyoruz. İnce kumaşlarda düşürebiliyoruz. Fabrika ayarı 2'deydi. Bu da bıçağımızın uzaklaştırıp yakınlaştırılmasına yarıyordu. Şurada yedek iğnelerimiz vardı. İnce bir tornavidamız vardı. Bu da temizleme aparatıydı. Bunları da ben çıkarıyorum. Gereksiz yere kirlenmelerine gerek yok. Kutumun içine atıyorum. Böylece dikkatimiz dağılmamış olur. Şu gene ilerleyen videolarda anlatacağım üzere çıkartabilirsem tek elimle ayrıntılı videosunu çekeceğim ama buraya takılıyor. Şu kısma iki ip overlock yapmamızı sağlıyor. Çok fazla kullandığımız bir overlock çeşidi olmamasıyla birlikte gene de öğrenmekte fayda var. Yerine taktım. Şu tırnağı hatırlayacaksınız. Gene bir önceki videoda söylemiştim. Bu tırnakla bu değiştirildi. Bu geniş kenar yapmaya yarıyor. Bu da işte bebe overlock, tülbent overlock, ince overlock yapacağımız zaman bunu iki tırnağı değiştiriyoruz ve overlockumuzun genişliğini ayarlıyoruz. İplerimi de şöyle çekeyim ki birazdan zaten ip takacağız. Burada daha önce dediğim gibi ipliklerin nasıl takılacağı anlatılıyordu. Şuradaki renklere göre ilk önce single overlock'ta olduğu gibi ve puff'ta olduğu gibi yeşil yani mavi olanla başlayacağız. Daha sonra blue peri takacağız. Daha sonra sağ iğneyi, daha sonra sol iğneyi takacağız. Bunların da takılış yönleri burada zaten son derece basit ve kolay. Şurada gördüğünüz gibi şu lüperin özellikle şuradaki çentiğine rahatlıkla ipi takabileceğimiz için ip takması en kolay makinelerden biri diyebilirim. Makinamızın arkasında şurada bir iplik kesicisi var. Baskı ayağını indirme, kaldırma konumuz var. İplik kesicimiz şurada bir led lambamız var. Işığını oradan yakıyoruz. İğne plakamız. Burada makinamızın plakası yani. Tekrar kapatayım şöyle. Bu da fire kabımızdı. Fire kumaşlarımızı atmaya yarıyordu. Şu şekilde de takılıyor. Böylece uzatma tablosu olarak da bunu kullanabiliyoruz. İplerim kaldı orada. Bir elle çekip bir elle anlatmak zorunda kaldım. Bugün evde bir Allah'ın kulu yok. Herkes kaçtı. Hizalama aparatımı göstermiştim. Bunu da kenara kaldırıyorum. Çok kullandığım söylenemez. Ama kullanışını tekrar göstereceğim. Burada çardağımız var. Böyle gelmişti makinemizde hatırlayacaksınız. Mutlaka bunun yukarıda olması gerekiyor ve yönünün tam olarak bize bakması gerekiyor. Çardak önemlidir. Çünkü bu çardak bu ipin gelişini ayarlıyor. Zaten şimdi sağlama aldık bobinlerimizi oynamayacaklar. Çardak şöyle dönerse, böyle dönerse ne yaparsak yapalım ipi değiştiririz, makineyi yağlarız, temizleriz, ne yaparsak yapalım çardaktan olduğu bazen bilinmiyor ama sadece çardağı düzelterek dikişimizi de düzeltebiliriz. Şurada kapatıyorum. Serbest bırakma kolumuz var.
Bunu aşağıya çektiğimizde kapak rahatlıkla açılıyor. Şu da serbest bırakma kolu olarak kullanılıyor. Bunu da göstermiştim. Tekrar gibi oldu ama yana çekiyorum ve yandan tekrar böyle açıyorum. Gelelim makinenin bu tarafına. Burada diferansiyel ayarlama ayarımız var. Gene fabrika ayarlarından bir de geldi bu. Bunu da kendiniz fotoğrafını mutlaka çekersiniz. Yani bu demek oluyor ki normal pamuklu kumaşları bunlarla dikebiliriz. Ama esnek kumaşlarda bu ayarları oynatarak, ki bunun videosu da ayrı olacak, hepsi bir videoya gerçekten sığmıyor. Bunu oynatarak ya büzdürürüz, ya kenarlarını marullandırırız, ya da kumaşın esnekliğine göre ayarlarız. Bazı esnek kumaşlarda overlockla çekerken çok çok zorlanıyorsunuz. O burada devreye giriyor. Diferansiyel kadranımız bizim kurtarıcımız oluyor. Burada da dikiş adım ayarımız var. Makinede gene, yani fabrika ayarında 2 olarak gelmişti. Ben size gösterirken yerini değiştirmişim. Küçüldükçe burayı da işte büdürürken veya marullandırırken kullanıyoruz veya bebe overlock yaparken. 1 ile 2 de işte daha küçükken dikiş adımımız, 3'te, 4'te, 5'te dikiş adımımız daha büyük oluyor. Düz dikiş makinesinde olduğu gibi gene fabrika ayarına biz bunu bir döndürelim. Ve artık iplerimizi takalım, videomuza son verelim ve diğer videonun çekimleri için ben hazırlanayım. Şimdi geldi sıra ip takmaya. İlk önce 4 ipimizin de iplerinin ucunu çardağımızdan geçirerek kendimize doğru uzatmamız gerekiyor. Daha sonra sırasıyla 1, 2, 3, 4 olarak iplerimizi geçireceğiz. Tek tek göstereceğim. Önce uzaktan gösterip sonra yakından nasıl taktığımı anlatacağım. Gördüğünüz gibi 4 ipimi de şuradan geçirdim. Yönleri bana bakıyor. Şimdi mavi lüperimiz, yani üst lüperimiz olan tansiyon ayarlarımızın içinden ilk önce geçmesi gerekiyor. Tansiyon ayarlarının içinden geçirirken de bunun içinde sanki böyle bir tavlanın pulları varmış gibi düşünün. O iki pulun arasından, tam şu şekilde olduğunu düşünün. İkisinin arasından eğer burada geçmezse, net gözükmüyor ama, ipimiz asla doğru takılmış sayılmaz. Şunu bir deneyeyim, gösterebilecek miyim? Bakın şuradan geçiyor. Bu da dediğim gibi ipin gerginliğini ayarlayan kısım. Burada gevşektir. Yani 1'e doğru gevşek olur. 9'a doğru gittikçe ipimiz sıkılaşır. Ama biz gene ilk fabrika ayarları olan 4'te başlayacağız. Dikişini göreceğiz. Kuralımızı hatırlatıyorum. Çardak dik olacak, bize doğru bakacak ve tansiyon pullarının arasından iplerimiz doğru yerden geçmiş olacak. Şimdi mavi ile başlıyorum. İpimi ilk önce şuradan geçireceğim. Daha sonra buradan geçireceğim. Geliyorum böyle. Şurada bir bölüm var. Buradan geçireceğim. Zaten bakınız, mavi noktalarla belli ediyor. Söylüyorum tekrar. 1, 2, bu aradan geçirdim. 3, 3'ten geldim buraya. Şuradan atlatacağım ve şuradaki telden geçireceğim bunu. Demirden geçireceğim. Ve bu taraftan o tarafa doğru, yani önden arkaya doğru ipimi geçirerek arkaya doğru uzatacağım. Şimdi ben takarken biraz yan oturdum, siz rahat görün diye. Buradan geçirdim. Şöyle göstereyim. Şuradan geçirdim. Şimdi bunun arasından geçireceğim. Bakın. Bu sesi duyun. Tekrar ediyorum. Eğer o sesi duyarsanız doğru geçmiş demektir. Getiriyorum. Buradan geçiriyorum. Buraya kadar her şey yolunda. 1, 2, 3 ve 4 geldik. Burada bakın, az önce görmemişim. Şurada bir mavi noktam daha var. Bu mavi noktadan geçiriyorum. Cımbızımın yardımıyla ipin gelişini kontrol ediyorum. Şuradan geçirdim.
şuradan biraz şunu düzelterek şu mavi ipin olduğu demiri az önce size göstermiştim, oradan geçirdim. Şurası yanlış. Getirdim. Gözüm görmüyor, biliyor musunuz? Şimdi cımbızımın yardımıyla bunu alarak şu şekilde lüperin deliğinden geçiriyorum. Işığıma da kendim engel oluyorum buradan bir güzel. Gözüm görmüyor. Geçirdim. Keşke lacivert bir ip kullanmasaydım. Aldım ve cımbızla toparlayarak ipimi geriye doğru uzatıp gelişini kontrol ediyorum. İpim gayet güzel geliyor. Bir de böyle göstereyim. Çok karanlık oldu çünkü. Geldim, geçirdim. Tam arasından geçirdim. Geldim. Buradan, buradan, buradan ve şuradaki telden geçirip önden arkaya doğru iğnemin, ipinin, yani ipimin iğneden geçmesini, lüperden geçmesini sağladım. Gelişini kontrol ettim. Sıra geldi mor lüperimize. Aynı işlemleri bunda tekrarlıyoruz. Çardaktan geldi. Buradan geçireceğiz. Tam arasından geçtiğinden emin olacağız. O sesi duyacağız. Geleceğiz. Buradan geçireceğiz. Buradan geçirdikten sonra bakın zaten iplik yolu kendini gösteriyor. Mor noktam var. Mor noktam var. Şuradaki çentikten geçireceğim. Bakın hareket ettiriyorum. Şu lüperin çentiğidir o. Alt lüperin. O çentikten geçirmeye dikkat edin. Yoksa asla dikemezsiniz. Buradan, şuradan ve şuradan geçirip gelecek ipim önden arkaya doğru, bu lüperden arkaya doğru geçirip geriye doğru ipimi çekeceğim. Evet, başlıyoruz. Üst çentikten aldım. Geçirdim. Sesi duyuyorum. Geldim. Buradan alıyorum. Geçirdim. Geçirdikten sonra birinci mor, ikinci mordan geçirdim. Ve şuradan geçirdim. İpimin gelişini kontrol ediyorum. Şimdi de ipi rahat geçirebileceğim bir konuma lüperimi getirip cımbızımın ucuyla tutuyorum. Önden arkaya doğru şöyle sokuyorum. Biz bunu daha birçok videoda size anlatırız. Telaş yok. Anlayamadık, karışık geldi, şu bu oldu demeyin. Çok overlock videosu çekeceğiz. İki alt lüperimi takmış oldum. Birinci olarak bunu, ikinci olarak bunu taktım. Renklerine göre taktım. Moru tekrar ediyorum şimdi size. Geldim, 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 geldim. Buradan geldim buraya. Sonra şu arka lüperden, çentikten şu şekilde geçirdikten sonra takabileceğim bir konuma getirdim ve ipimi cımbızımla taktım. Gelişini kontrol ettim. Böylece ikisini de takmış oldum. Zaten burada da dediğim gibi yolları var. Alt ipler bitti, yani lüperler bitti. Sıra geldi pembe ve yeşile. Pembe olan burada sağ taraftaki iğneye takılacak olan ipimizdir. Bu da yeşil olan da sol taraftaki iğneye takılacak ipimizdir. Aynı düz dikiş makinesinde olduğu gibi gene buradan geçireceğiz. Buradan, buradan, şuradan alacağız. Bunu bu şekilde alıp sağ iğneye takacağız. İpi bu taraftan çekeceğiz. Buna geleceğiz. Bu şekilde getirip, bu çok kolay artık. Buradan geçirip önden arkaya doğru takıp arkaya doğru çekeceğiz. Şunları kapattım ki akıllar karışmasın ve daha anlaşılır olsun diye. Pembe ipimi geçirdim. Geldim. Bu sadece üstte yapıyoruz bu işlemleri. Buradan geçirdikten sonra ipimin gelişini kontrol ettim. Şuradan sağdaki tırnaktan geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. Ve gene takabileceğim konuma getirip. Ben bunları gençken çekmeliydim. Çünkü iğnenin deliklerini gözüm şu an görmüyor.
Ama biz gençken de bunlar yoktu. İpimin ucu biraz tarazlıymış. Hemen makasımla ipimin ucunu düzeltiyorum. Takarken zorlanmamak için. Zorlanırsanız yan kapağı açabilirsiniz. Daha rahat takılıyor öyle. Evet, ipimi taktım. Elimle arkaya alıyorum. Şuradan karışmasını engelliyorum. Ve bunu da arkaya atıyorum. Üçüncü ipimi de takmış oldum. Dördüncüden sonra yakından göstereceğim size. Yeşil ipimi alıyorum. Tekrar bu tırnaktan geçiriyorum. Tansiyondan geçirdim. Buradan geçirdim. Şu üstteki tırnaktan alıyorum. Buradaki C demirine takıyorum. Az önceki şeyi yaşamamak için ucunu kesiyorum. Tekrar rahatlıkla iğnemden geçiriyorum. Rahatlıkla diyorum, bakın. Kendimi öveyim azıcık. Geçirdim. Tekrar alttan bunu aldım. Üst iplerim de takılmış oldu. Bir de şöyle çekeyim. Pembe ipimi aldım. 1, 2 geçirdim. Buradan geldi. Buradan, şuradan geldikten sonra pembe ipimi şuradan geçirdim ve şuradaki C demirinden geçirdikten sonra önden arkaya doğru iğnemden geçirdim. Yeşil olana geldiğimizde tekrar buradan geldim. Geldim, şundan geçirdim. Bakınız. Burada geldim. Şu şekilde bu tarafa geldi. Önden arkaya doğru geçirdim. Bütün iplerimin de arkaya doğru çekilmiş olduğundan emin oldum ki güzel örmeye başlasın diye. Tabii şimdi ben bu ipleri doğru taktığımı düşünüyorum ama ilk doğru takıp takmadığımı nasıl anlayacağım? Denemedik işi yaparak anlayacağım. Sizler için de bu geçerli. Yani ipimi doğru taktım ama dikmiyor derken mutlaka bir yerlerde yanlışlık yapmış oluyoruz. Ve gene bir püf noktası, bir tek ipimiz kopmuş olsa bile bu overlock makinaları birer nazlı gelin gibidir. İplerinin hepsini kesmemiz gerekiyor. Kestikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4 diye takmamız gerekiyor. Bu da bu işin cilvesi olsun ama ancak dikiş öyle düzeliyor. Şimdi diyelim ki bu koptu. Biz direkt bu ipi değiştirirsek ne kadar düzgün takılmış olursa olsun dikişimiz bozuk olacaktır. Bu mu koptu? Hepsini kesiyoruz. Bu mu koptu? Hepsini kesiyoruz. Hangisi koptuysa veya bozulduysa sıfırdan başlayıp, zaten ip takması oldukça kolay. Şimdi bir deneme dikişi yapalım. Bu makinenin en sevdiğim özelliklerinden biri de şu oldu. Eklemek istiyorum bunu size. Kablosu oldukça uzun. Yani kısa bir kabloyla bizi şey durumuna sokmuyor. Böyle aman kablom yetsin, aman uzatma kablosu isteyeyim. Güç kablosunu buraya takıyorum. İyice emin oluyorum doğru taktığımda. Şimdi fişimi takacağım. Hemen alıyorum. Fişimi takıyorum. Işığı yanıyor. Motorumu aşağıya indiriyorum. Şimdi makinemi size doğru çeviriyorum. İnşallah rahat yapabilirim. Şunu şu an takmayacağım. Kalsın. İplerimizi taktık. Şimdi deneme dikişi yapacağız. Bu kumaşa göre olduğunu düşündüğüm için şöyle koydum. Baskı ayağımı kapatıyorum. Asla unutmuyorsunuz baskı ayağını kapatmayı. Şöyle anlatayım. Baskı ayağını kapatmadan eğer motora basarsanız ipleriniz anında kopacaktır veya karışacaktır. O yüzden hemen tekrar ip takmanız gerekecektir. Bir de şurada sıkışıyor. Şöyle bir panik yaşıyor. Benim kursiyerlerim çok yaşıyor onu. Diyelim bunu bastırmadı. Motora bastı. İp karıştı. Daha çok basıyor. Daha çok basıyor. Burada ipler karışıyor. Biz ilik sökücülerle, makaslarla, şunlarla, bunlarla çözmeye çalışıyoruz ama onlar da tabii iyi birer tecrübe oluyor onlar için. Siz de inşallah unutmazsınız. Ben de unutuyorum bazen. Bastım, düğmemi açıyorum, motoruma basıyorum ve hayırlısıyla ilk dikişimi yapıyorum. Bakalım, görelim. Hızını da görmüş oluyoruz böylece. Son derece güzel bir dikiş elde ettiğimizi düşünüyorum. Ancak şurada şunu bir çıkarayım.
Burada kesme yerimiz vardı biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu fabrika ayarları şu incelikte bir kumaşa göre yapıldığı için, benim bu kumaşımda kaşe olduğu için şimdi bazı yerlerinde gevşeklikler oldu. Bakın. Şuradaki ip, mor ip altı ördü. Mavi ip yani lacivert ip üstü ördü. Pembe şu dikişi yaptı. Sarı da, yeşil de şu dikişi yaptı. Ben şu an 4 farklı renk taktığım için hangi rengimin sorun çıkardığını buradan rahatlıkla görebiliyorum. Sanki mavi ipim biraz gevşek ve onu biraz şöyle sıkılaştırmak istiyorum. 5'e doğru. Bunu 5 yapacağım. Tabii ki bu bir başlangıç. Bütün bu ayarları size anlatacağım sonraki videolarda. Bu çok uzadı. Bunda sadece makinamızın bu ayarını göstereceğim. Tekrar şuradan bir deneme dikişi yapıyorum. Baskı ayağımı kaldırdım. Dikiyorum. Hızını da görmüş oldunuz. Evet, çok güzel oldu bu. Şimdi baskı ayağım ve iğnelerim dışarıdayken yapacağım. Ayar değişikliklerini mutlaka baskı ayağı yukarıdayken yapmanızı öneririm. Dikiş adım ayarı bana çok sık geldi. Onu biraz büyüteceğim şuradan. Bir 3'e getirerek deneyeceğim ve siz de görün istiyorum ne olduğunu. Şuradan getiriyorum. Çıkarıyorum. Bakın orasını 4'e getirdiğimdeki farkı görün istiyorum. Şu az önce 2'deki sıklığıydı. Bu da 4'e getirdiğimdeki sıklığıydı. Kumaşımın esnekliği de buydu. İp takma ve ilk dikiş videomuzun sonuna geldik. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Şu ışığı kapatayım. Umuyorum anlaşılır olmuştur. Bir eksiğimiz olduysa lütfen gene onu da belirtin. Bir sonraki videoda onu da eklemeye çalışalım. Overlock makinamızın ipleri bu şekilde takılıyor. Bu şekilde devam ediyoruz bundan sonra. Bu takma şeklini tekrar edeceğim başka bir videoda. Daha sonra da bebe overlock'u nasıl yapılır, marul kenar nasıl yapılır, nasıl büzeriz, nasıl gereriz hepsini anlatacağım. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Bir de böyle veda edeyim. Hoşça kalın.